Merhaba sevgili gençler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı Biyoloji Zümresinden Sevgi Tutumlu. Bugün sizlerle hücrenin yapısı ve kısımları konusunu kısaca değineceğiz ve konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle hücre nedir? Hücrenin tanımıyla başlayalım. Canlıların temel ve yapısal işlevsel birimine hücre adı verilmektedir. Hücre ile yapılan çalışmalar sonucunda bütün canlıların hücre ya da hücrelerden meydana geldiği fikrini ortaya süren bir görüş ortaya atılmıştır ki biz bu görüşe hücre teorisi adını vermekteyiz. Peki, hücre teorisine göre hücre ile ilgili hangi görüşler ileri atılmış? Bunlardan ilki hücre canlının temel yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda oluşur. Tabii ki bilim ve teknolojide bir takım ne oldu? Yenilikler oluştu ve oluşmaya da devam ediyor. Bunun doğrultusunda elektron mikroskobu geliştirildi ve elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte hücre ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşıldı ve hücre teorisine bununla birlikte iki madde daha eklendi. Bu maddeler hücrelerin kalıtsal materyal içerdiği ile ilgiliydi. Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır. İkinci maddemiz ise tüm metabolik olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. Canlıların cansızlardan ayırt edilebilmesi biliyoruz. Canlıların ortak özelliklerinden olan organizasyon ile ifade ediliyordu. Bütün canlılar bir hücresel organizasyona sahiptir. Hücreler yapılarına ve gelişmişlik düzeyine göre iki bölümde incelenmektedir. Bunlar prokaryot yapılı ve ökaryot yapılı hücreler olmak üzere. Prokaryot hücreler zarla çevrili bir çekirdek ve zarlı organellerinin bulunmadığını söylemiştik. Tüm yaşamsal faaliyetleri bu nedenle sitoplazma ve hücre zarındaki yapılarda gerçekleşmektedir. Prokaryot hücrelere örnek olarak bakteri ve arkeleri verebiliriz. Ökaryot hücrelerde ise zarla çevrili bir çekirdek ve zarlı organeller bulunduğunu söylemiştik. Dolayısıyla kalıtsal materyaller kromatinler halinde burada çekirdekte bulunmaktadır. Peki ökaryotlara örnek olarak neleri verebiliriz? Protista'ya ait canlıları, protista alemindeki canlıları, bitkileri, mantarları ve hayvanları ökaryot hücrelere örnek olarak verebiliriz. Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşuyor. Neydi bunlar? Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olmak üzere. Çekirdeği biliyoruz. Hücrenin yönetim merkezidir, pardon. Canlıya ait kalıtsal bilgiyi depolar ve hücrenin hayatsal faaliyetlerini ve bölünmeyi kontrol eden bir yapıdır. Yavru hücreleri bu kalıtsal bilginin aktarılmasından çekirdek sorumludur. Çekirdeği 4 ana kısımdan ayırarak inceleyebiliriz çekirdeği. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kalıtım materyali yani kromatin olmak üzere. Sitoplazma ise yarı akışkandır. Yumurta kıvamında kolloidal madde deriz biz buna. İçerisinde organeller ve hücre iskeleti elemanlarını taşır. Sitoplazmanın %70 ila 90'ı sudur. İçerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbonhidrat, yağ, hormon, enzim, boşaltım atıkları ve benzeri maddeler bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren özelleşmiş yapılara biz organel adını veririz. Ökaryot hücrelerde farklı görev ve fonksiyonlar için özelleşmiş organeller bulunmaktadır. Bunlar tek veya çift katlı zara sahip olabilirler. Hatta zarsız organeller de bulunmaktadır. Bu organellere kısaca değinecek olursak bunlardan ilki ribozomdur. Ökaryot hücrelerin çekirdeğinde sentezlenir. RNA, rRNA ve proteinden oluşmaktadır. Protein moleküllerinin sentezini gerçekleştirir.
küçük ve büyük alt birim olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Bu iki kısmın birleşmesi ile büyük ve küçük alt birimin birleşmesi ile ribozom denilen yapı oluşmaktadır. Endoplazmik retikulum ise hücre zarından başlayıp çekirdeğe kadar uzanan hücre içi kanallar sistemidir. Hücre çekirdeğinin belirli bir bölgede sabit kalmasını, asitik bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını ve hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlamaktadır. Endoplazmik retikulum eğer üzerinde ribozom bulunduruyorsa granüle endoplazmik retikulum, eğer bulundurmuyorsa granülsüz endoplazmik retikulum adını almaktadır. Bunların işlevlerine bakacak olursak granüle endoplazmik retikulum tabii ki üzerinde ribozom bulunacağından dolayı protein sentezinin en hızlı olduğu hücrelerde bol miktarda bulunacak. Ribozomlarda üretilen proteinlerle birlikte hücre dışına verilecek olan salgıların büyük bir kısmını sentezliyor ve bunları küçük keseler halinde paketleyerek Golgi'ye gönderiyor. Granülsüz endoplazmik retikulum ise üzerinde ribozom bulundurmadığını söylemiştik. Hücre zarı ile çoğu organelin yapısına katılan lipid moleküllerinin sentezinde görev alıyor. Zehirli maddelerin etkilerinin azaltılmasında, karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza parçalanmasında, steroid yapılı bazı hormonların sentezinde görev almaktadır. Aynı zamanda çizgili kas hücrelerinin kasılması için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolamaktadır. Golgi aygıtı protein ve lipid yapıda olup çok sayıda bakın yassılaşmış keselerden ve küçük kofullardan meydana gelmiştir. Düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen Golgi zarları üzerinde ribozom bulunmaz. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi'de ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. Golgi aygıtı, glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur. Maddelerin hücre içi sindirimini yapan lizozomların oluşmasında da rol oynamaktadır diyebiliriz Golgi için. Lizozom ise sindirim enzimleri taşıyan tek katlı zarla çevrili bir organeldir. Hücre içi sindirimde görev almaktadır. Lizozomlardaki hidrolitik enzimlerin hücrenin kendi organik materyalini parçalayarak ortadan kaldırması olayına biz otofaji adını veririz. Herhangi bir etki sonucu lizozom zarı parçalanıp enzimlerin sitoplazmaya dağılması ile hücrenin kendisini sindirmesi olayına ise otoliz adını vermekteyiz. Diğer bir organelimiz peroksizomdur. Hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur. Zehirli maddelerin toksik etkilerini yok eden tek katlı zarla çevrili bir organeldir. Ökaryot hücrelerde dikkat edelim oksijen tüketen organellerden biridir. Koful hücrede çekirdek, endoplazmik retikulum zarları ve Golgi aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana gelen yine tek katlı bir zarla çevrili bir organeldir. Farklı çeşitlerde bulunabilir. Besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulları, kontraktil, kasılgan koful olmak üzere çeşitlerinden bahsedebiliriz. Mitokondri ise hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak üreten organeldir. Mitokondri çift katlı zara sahiptir. Krista içini dolduran sıvıya ise biz Matrix adını vermekteyiz. Kendine özgü DNA'sı vardır ve gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde kendisini çoğaltabilir. Mitokondri taşıdığı ribozomlarda ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını sentezleyebilir. Kloroplast yine çift katlı zarlı bir organeldir. İç kısmında tilakoid adı verilen yine klorofil taşıyan yassılaşmış keselerden oluşan bir zar sistemidir. Tilakoid zarların üst üste dizilerek oluşturduğu yığına biz granum adı vermekteyiz.
dizilerinin tamamını ise grana adını vermekteyiz. Kloroplastın yine içini dolduran sıvıya stroma adını vermekteyiz. Stroma içerisinde yine ne var? Tıpkı mitokondride olduğu gibi DNA molekülü bulunmakta, tüm RNA çeşitleri bulunmakta, ribozomlar ve enzimler bulunmaktadır. Yine bunlar ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını kendi ribozomlarında üretebilir. Yine mitokondride olduğu gibi çekirdeğin kontrolünde kendi sayısını artırabilir. Sentrozom ise hayvan hücrelerinin birçoğunda alglerde çekirdeğin yakınında bulunan zarsız bir yapıdır. Sentrozom bölünmeye hazırlık evresinde, hücre bölünmesinde, bölünmeye hazırlık evresinde kendisine eşler ve bölünme sırasında kromozomların kutuplara çekilmesini ya da hareketini sağlayan iğ ipliklerinin yani mikrotübüllerin oluşmasını sağlayan bir yapıdır. Hücre iskeleti yine sitoplazmada bulunan özel proteinlerin aralarında bağlar kurup birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılara denmektedir. Sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Bunu unutmayalım. Prokaryotlarda bulunmaz. Hücre iskeleti mikrofilament, arafilament ve mikrotübül olmak üzere 3 farklı şekilde bulunur. Kısaca bunların görevlerinden bahsedecek olursak mikrotübül hücre içi organellerin hareketinden sorumludur. Sentrozomun yapısına katılmaktadır. Sil kamçı oluşumunda görev almaktadır. Mikrofilament yalancı ayak, pinositik cep oluşumunda, kas kısılmasında, hücre zarının bonlanmasında görevlidir. Arafilamentler ise daha kararlı bir yapıya sahiptir. Hücre içinde çekirdek ve organellerin yerlerinin sabitlenmesinde görevlidir. Hücre zarı ise hücreyi dış ortamdan ayıran esnek, dinamik, ince, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Hücre zarı hücreye şekil vermektedir. Hücreyi korur, sarar, hücrenin dağılmasını engeller. Hücre zarının yapısını açıklayan modele biz akıcı mozaik zar modeli adını vermekteyiz. Hücre zarının yapısına bakacak olursak protein, lipid ve karbonhidrat moleküllerinden oluşmaktadır. Hücre zarındaki lipidler çoğunlukla fosfolipid yapıda olup çift sıra halinde dizilir. Şu şekilde ayrıca gösterecek olursak fosfolipid tabaka. Ve bu akıcılığı sağlamaktadır. Protein molekülleri ise fosfolipid molekülleri arasında gömülü olarak bulunmaktadır. Kanal proteinleri bulunmaktadır. Bu kanal proteinleri de hücrenin dış ortamla madde alışverişine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda yine hücre zarının yapısında glikolipit ve glikoprotein adını verdiğimiz yapılar da bulunmaktadır. Bunlar da hücre zarındaki uyarıları algılayan reseptör olarak görev yapan, hücrelerin birbirini tanımasını sağlayan ve aynı zamanda hücre zarının seçici geçirgenliğini denetleyen yapılardır. Hayvansal organizmalarda hücre zarının yapısında aynı zamanda kolesterol de bulunmaktadır. Bunu da unutmayalım. Sorularımıza bakalım. Bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot yapılı olduğu belirlenirken verilen yapılardan hangilerinin sahip olması dikkate alınmaz? Bakıyoruz. Zarlı bir çekirdek. Zarlı bir çekirdeğe sahip olma ökaryot yapılı hücrelere ait bir özellikti. Ribozom bulundurma hem ökaryot hem prokaryotlara ait bir özellikti. Çünkü ister canlı ökaryot olsun ister prokaryot olsun ribozom bulunduracaktı. Sitoplazma yine ister canlı ökaryot ister prokaryot yapılı hücre yapısına sahip olsun sitoplazma bulunacaktı. Özelleşmiş zarlı organeller yalnızca ökaryot hücrelere özgüdür. Prokaryotlarda özelleşmiş zarlı organellerin bulunmadığını söylemiştik. Bu durumda bunları ayırt edebilmek için bu yapılardan hangilerine sahip olması dikkate alınmaz? Ribozom ve sitoplazma yani 2 ve 3 B seçeneği doğru cevabımdır.
Aşağıda prokaryot bir canlıya ait görsel verilmiştir. Görselde belirtilen yapılardan hangisi tüm canlılarda ortaktır? Bir bakteri hücresinin görseli verilmiş burada. Plazmit halkasal DNA kapsül bulunduruyor. Aynı zamanda kamçı ve pilusları var. Ribozom ve sitoplazma, ister prokaryot ister ökaryot olsun dedik. Hücre zarını da buna dahil edelim. Yukarıda bütün canlılarda ortak olarak bulunur dedik. Hücre duvarı bazı canlılarda bulunuyor, bazılarında ise bulunmuyor. Şimdi seçeneklerden yola çıkarak bunları bakalım. Plazmit bazı canlılarda bulunur. Plazmit özellikle gen aktarımında önemlidir. Bazı genetik faktörleri taşıyan bir yapıdır plazmit. Örneğin bakterilerde antibiyotiklere karşı ya da kimyasallara karşı direnç kazandıran genler taşırlar. Dolayısıyla her canlıda ortak olarak bulunmaz. Kamçı yine hareketi sağlayan bir yapıdır. Evet, bu bakteride kamçı var. Her bakteride de bulunmayabilir aynı zamanda. Ökaryotlardan Ögrena'da kamçı var örneğin, ama her canlıda kamçı var mı hücresinde? Hayır, yok. Dolayısıyla bu ortak bir özellik değildir. Hücre duvarı, bütün canlılarda hücre duvarı bulunmayabilir. İşte bakterilerde peptidoglikan, arkelerde pseudopeptidoglikan yapıda, mantarlarda kitin yapılı, bitkilerde selüloz yapılı bir hücre duvarı bulunurken hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Dolayısıyla ortak olarak bu da gözlenmeyecektir. Kapsül özellikle hastalık yapıcı bakterilerde bulunur. Yani patojen bakteriler deriz biz buna kısaca. Her canlıda bulunur mu? Hayır, bulunmayacak. Ribozom ise ister canlı ökaryot olsun ister prokaryot olsun tüm canlılarda protein sentezinde görevli bir yapıdır, bulunmak zorundadır. Doğru cevabım E seçeneğidir. Ökaryot hücrelerde bulunan ribozom, endoplazmik retikulum, kloroplast, merkezi koful yapı ve organellerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur? Şimdi bitki ve hayvan hücresi demiş. Evet, bunlar ökaryot. Dolayısıyla ribozom bulunacak mı? Evet, bulunacak. İster bitki hücresi olsun, ister hayvan hücresi olsun, protein sentezinde ribozom görev alacaktır ve bulunacaktır. Endoplazmik retikulum her ikisinde de bulunur. Kloroplast bitki hücresine aittir. Merkezi kofol bitki hücresine aittir. Hangileri ortak olarak bulunur? Ribozom ve endoplazmik retikulum. Cevabım 1 ve 2 A seçeneğidir. Şimdi karşılaştırma sorusu var. Mitokondri ve kloroplast organelleri ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri ortak değildir? DNA ve RNA bulundurma. Ne dedik? Mitokondri ve kloroplastın kendilerine özgü DNA'ları, halkasal yapıda DNA'ları ve RNA'ları bulunmaktadır. Bu her ikisi için de ortaktır. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme kloroplastın görevidir. Fotosentezden bahsediyor burada. Dolayısıyla bu inorganik maddelerden organik madde sentezleme olayı kloroplasta ait bir özelliktir. Çift katlı zara sahip olma, evet, her ikisi de ortak olarak bulundurur. Gerek mitokondri gerek kloroplast zarlı organellerdir ve zarları çift katlıdır. Hangileri ortak değildir demiş bize. Dolayısıyla yalnız 2 doğru cevabın B seçeneğidir. Kloroplast ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Çift katlı zar yapısındadır. Evet, çift katlı zarı bulunmaktadır. Zarlı bir organeldir ve çift katlıdır. Nükleik asit bulunur. Evet, yönetici molekül hem DNA hem RNA bulundurur demiştik. Işık enerjisi, evet, kullanır. Kloroplast fotosentez için gerekli. Hücresel solunum ile ATP üretmek, bu kloroplastın değil mitokondrinin görevidir. Klorofil pigmenti bulunur. Evet, bu
Doğru bir özelliktir. Hangi açıklamam doğru değildir? Hücresel solunum ile ATP üretme mitokondriye ait bir özelliktir. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi endoplazmik retikulum tarafından gerçekleştirilemez? Endoplazmik retikulumun birçok görevi olduğunu söyledik. Granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulumların olarak çeşitlerinin olduğunu söyledik ve bu çeşitleriyle ilgili de birçok özellik verdik zaten. Fonksiyonları, işlevleriyle ilgili. Hücre içinde madde taşınmasını sağlıyordu. Kalsiyum depoluyordu. İlaçların zehirli etkisinin yok edilmesinde görevliydi. Asitik ve bazik tepkimelerin birbirinden etkilenmeden gerçekleşmesini sağlıyordu. Yağ asitlerinin solunumda kullanılabilecek hale getirmek endoplazmik retikulum görevi değildir. Bu peroksizomun görevidir. Peroksizomlar yağ asitlerini solunumda kullanabilecek duruma getirir. Dolayısıyla hangisini gerçekleştirmez? Doğru cevabım E seçeneğidir. Evet gençler, bugün konumuz burada tamamlandı. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.